Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı kenar bağıntıları konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir eşkenar üçgen ve X, Y, Z uzunlukları verilmiş. X, Y, Z arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Sıralama nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bu bir eşkenar üçgen açıları yazalım. 60, 60, 60. E ben buraya bir alfa dersem 2 iç açı bir dış açıdan burası 60 artı alfa oldu. E hocam tamamı da 60 olduğundan burası da 60 eksi alfa oldu. Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı değil miydi? Yani sıralama bakımından doğru orantılıydı tabii ki. Yani bu cümle aslında çok sıkıntılı. Yani 30'un karşısı atıyorum 1 ise 60'ın karşısı 2 diye bir doğru orantı yok. Büyüklük küçüklük arasında bir doğru orantı var daha doğrusu. E buradaki en küçük açı hangisi arkadaşlar? Ya da büyükten küçüğe sıralıyor ya. En büyük açı hangisi? 60 artı alfa. 60 artı alfanın karşısındaki en büyüktür. Yani y büyüktür. Sonra 60'ın karşısındaki x'ten sonra 60 eksi alfanın karşısı z'den diyeceğiz. Yani cevabımız y x z çıktı. Cevap edremit oldu. Evet açılar ve uzunluklar verilmiş. En kısa kenar hangisidir diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Ok yöntemiyle yapacağız. Onu göstereceğiz. Yani en küçük açı istenildiği için en küçük açının karşısındakileri belirleyeceğiz. 60-70 ise burası nedir? 50. Hocam 35 90 ise buraya ne kaldı? 55 kaldı. Gösteriyoruz. Yukarıdaki üçgende en küçük açı hop E'yi gösteriyor. Ama aşağıdaki üçgende bak diyor E'den daha küçüğü var diyor. Neymiş o? Oklar bak neyi gösteriyor son? B'yi gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle balık esir çıktı. Yukarıdaki verilerlere göre BD X'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Bir yukarıda bir bunda üçgen esiri uygulayacağız. Uygulayalım. Toplamlarıyla farklar arasında yani 3 ile 15 arasında bir de burada uygulayacağız arkadaşlar. Toplamlarıyla farklar arasında. Yani 8 ile 16 arasında. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Aralığı daraltıyorduk. Yani küçüklerde büyük olanı seçeceğiz. Büyüklerde küçük olan. Niye hocam? Hem 3'ten büyük hem 8'den büyük. Tabii ki her ikisini de sağlayan 8'den büyük. Küçüklerde de ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyüklerde de ne yapıyoruz? Küçük olanı seçiyoruz. Yani asıl aralığımız bizim 8 ile kaç arasında oldu? 15 arasında oldu. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer soruluyor bana. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Cevabımız böylelikle balık esir oldu. Kolların uzunluğu 6 ve 8 santimetre olan pergelin ucu santimetre görseli cetvelin 9 santimetreye yazan yerine sabitleniyor. Sonra C ucundan tutularak pergel açılıp kapandığında CHB açısı dar açı oluyormuş. Arkadaşlar öncelikle biz bu şu uzunluğu bulalım arkadaşlar, şu uzunluğu bulalım. Bu uzunluk nedir? Bu uzunluk arkadaşlar dar açı olduğundan dolayı öncelikle BC uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? Toplamları ile farkları arasında olmak zorunda yani 2 ile 14 arasında olacak. Peki dar açı diyorsa 90 gibi düşün, kısaca öyle yapıyorduk. 6, 8, 10. E o zaman 10'dan küçük mi olacak arkadaşlar burası da? Evet, BC uzunluğu 10'dan küçük olacak. Şuraya x diyelim isterseniz, x 10'dan küçük. Yani normalde BC uzunluğunu bir de ondan küçük bulduysak biz hem 2 ile 14 arasında hem de ondan küçük. O zaman bizim BC uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? 2 ile 10 arasında olmak zorunda. Yani bizim BC uzunluğu 2 cm gittiğinde şuraya gelecek. Ama 2'den büyük olacak değil mi arkadaşlar? Evet 2 ile 10 cm. 2'den büyük olacak. O zaman 2 cm geldiğinde buraya gelecek. Yani kapandığında ucu buraya gelecek. E 10 santimetre olduğunda da şuraya mı gelecek arkadaşlar? Evet, 10 santimetre diye 9 santimetre daha gidebilir. Yani 10 santimetre olduğunda da buraya gelecek. Şurada uzunluk 9 santimetre, şuraya kadar gidebilir en son. Bize diyor ki C ucundan tutularak pergel açılıp kapandığında 90 dereceden küçük oluyor. Buna göre C noktası cetvel üzerinde normaldirmış. Gösterge kaç tanesine dokunur? Arkadaşlar, 2 santimetre geldiğinde burası, ama 2'den büyük diyor. Dokunduğu yerler neresi olacak o zaman arkadaşlar? Şurası. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 tane olacak mı arkadaşlar? Olacak. E aynı şekilde burada da 2'den büyük olacak. 1 2 3 4 5 6 7 tane de buradan. Toplamda kaç tane yere dokunmuş oluyor o zaman tam sayı olarak? 14 tane yere dokunmuş oluyor. Cevap 14. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. X'in alabileceği en küçük değer isteniyor arkadaşlar bizden. Ne yapacağız? Aa hocam ne var burada? İşte biliyorsunuz, görüyorsunuz. Hocam burada şey var x toplamlarıyla farklar arasında nedir? 2 ile 12 arasında. Bitti gitti. Hayır. Sana bir bilgi verilmişse o bilgiyi kullanmadıysan büyük ihtimalle soruda eksiklik var. Neyi kullanmadıysan burada? Hocam açı ortay ve açı ortayları kullanmadık. Açı ortaylar. Neydi açı ortaylar? 2 tane iç açı ortay arasında kalan açı. Hocam burası 90 artı a açısı bölü 2 değil miydi? A. Evet. Dolayısıyla burası kesinlikle ama kesinlikle 90'dan büyük oldu. Zaten ekstra bir bilgiler verilmişse ne olur diyorduk size? Genişlik ya da darlık, darlık olur diyorduk. E hocam burada da bak genişlik çıktı karşımıza. Genişliği uygulayalım. X'in karesi büyüktür. 5'in karesi artı 7'nin karesinden. X kare büyüktür. 25 artı 49. 25 artı 49. 25 ile 49'u toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? 74 yapıyor. Evet 74 yaptı. Şimdi buradan 6 sağlanmıyor. 7, 8 sağlanmıyor. 9 sağlıyor mu? 9 koyduğumuzda 81 büyüktür. 74 sağlanıyor. Yani x büyük eşittir 9 mu geldi? Evet. Şimdi bir iki B'nin 2 aralık buldum. Şu ve şu. O zaman x'in alacağı en küçük değer isteniyor. X'in tam aralığını yazayım isterseniz. Bir buradan bir buradan. Aralığımız nedir arkadaşlar? X 9'dan büyük eşit. Hocam alt sınırı bulduk. 9'dan büyük eşit olduğu için. Hocam burada da 12'den küçük. Üst sınırı da 12. Zaten en küçük değeri isteniyor. X'in en küçük değeri ne olacaktır o zaman? 9. Yani cevabımız balıkesir oldu. Açılar arasında A artı B küçüktür 108 bağıntısı olduğuna göre A en çok kaç derece olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ikizkenar verilmiş ve A açısından bahsediliyor. Arkadaşlar ben buraya x dersem buraya da y y deyip işlem yapabilirim ama genelde tek bilinmeyenden gitmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle demeyeyim. Hocam buraya x dersem o zaman burası 90 eksi 180 eksi x bölü 2 gelecek. x bölü 2 ile uğraşacağım. Bunu da demeyeyim. Ben buraya x diyeyim. Buraya da x diyeyim. O zaman burası ne oluyor? 180 2x oluyor arkadaşlar. Buradan yola çıkalım isterseniz. Şimdi a ile b'nin toplamı 108'den küçük verilmiş. a ile b'yi topla bakalım. 180 eksi 2x artı b açısı x. Küçüktür neymiş arkadaşlar? 108 yazdık. Burası eksi x. Eksi x öbür tarafa artı x diye geçti. 180'den de 108 çıkartırsam kaç kaldı? 72 kaldı. 72 küçüktür x oldu. Şimdi arkadaşlar 72 küçüktür x'i bulduk. Ama bizden A açısı isteniyor. O zaman A'yı elde etmeye çalışacağız. E o zaman A'yı elde edelim bakalım burada. 72 küçüktür x demek aslında x büyüktür 72 demek değil midir? Evet. E burada 180-2x'i bulacağım. Ben bunu eksi 2 ile çarpsam. Eksi 2 ile çarptığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2x. Eksi negatif sayıyla çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. Küçüktür. Eksi 144 yaptı. E hocam burada 180-2x arıyorum. Ben buna 180 eklersem 180 eksi 2x küçüktür. 100, buraya da 180 ekledim. 36 yaptı. Hocam 180 eksi 2x'in en büyük değeri o zaman 35'tir. A şıklarda yok hocam. Ama sana ne demiş? İç açıları birer tam sayı demiş. Sen buradaki açıya 35 derece yazarsan Şuradaki taban açıları tam sayı oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla 35'ten bir küçüğünü de alacağız. 34 olacaktır arkadaşlar. 34 yazdığımız zaman bir sıkıntı oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. O zaman burası çıktı ya. 180'den 34 çıkart 2'ye böldüğümüz zaman burada açılarda tam sayı çıkmış oluyor. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Bir de B açısı 45'ten büyük verilmiş. Arkadaşlar burası 45'ten büyük verilmiş. Bazı arkadaşlar burada da kosinüs teoremini kullanıyor. Kullanma kardeşim. Özel açı mantığını kullan. Bak burası 45 dereceden büyük demişim. 45 derece gibi kabul etsek onu. Hocam şuradan bir dik çizeriz o zaman değil mi? 45'in mantığını kullanmak için çizdik diki. A 45'in mantığını kullanıyorum o zaman. 4 kök ise bunlar 4 4 olur. Hocam tamamı 7 olduğundan buraya 3 kaldı. 3 4 5 mi olacak cevap? Evet. Amma ve lakin. Arkadaşlar burası 45 dereceyken 5 buldum. 45'ten büyük değerler için ne olmak zorunda? Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan o zaman aradaki işaret ne olacak? Büyüktür olacak. E ben burada x'i büyüktür 5 buldum. O zaman en küçük değeri de ne olacaktır? 6 olacaktır. Tam aralığı yazmamı isterseniz eğer. Hocam bir de üçgen eşitliğini uyguladık ama o zaman tam aralıkta 5 ile bilmem ne arasında olacak. Bence burada yazmaya gerek yok. Ee, çünkü 4 kökkenin yaklaşık değerini de bulmamız gerekecek. O zaman başıma işlenmiş olurum. Ee, buna 1.4 diyecek olursanız kök 2 çünkü 1 ile 2 arasında 1.4 ile 4'ü çarpacaksınız falan filan arkadaşlar. Ee, ama gerek yok çünkü alt sınırı biz bulduk. Çünkü 5 küçüktür x zaten bulduk arkadaşlar. 7 eksi 4 kök 2 de e, farkları zaten 5'ten daha küçük ya ondan dolayı hiç oraya dalmıyorum. Tamam gençler cevap Akçay. Şekilde BCD noktaları doğrusaldır. BCD doğrusal verilmiş. 7 verilmiş. 4 verilmiş. BD uzunluğunda 10 vermiş. Hmm. Olduğuna göre AEX'in alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi AEX'in alabileceği en büyük değer soruluyor. Hmm. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada. Gençler. Burada. Bunu niye vermiş böyle? Bunu da vermesine gerek yok. Ben sadece x e ait bir üçgen eşitliği oluşturmaya çalışacağım. Arkadaşlar şuradan şunu çizecek olursam. A, e, X'in alabileceği bir değer. Arkadaşlar şunun en büyük değerini bulursam. Bakın şu üçgende. Şu üçgende. Şunun en büyük değerini bulursam. Sonra öbür üçgende de X'in en büyük değerini bulurum. E o zaman burada. Şurayı Y diyecek olursam. Y ne ile ne arasında arkadaşlar? Şöyle yazabiliriz. Y 14 ile kaç arasında? 6 arasında. En büyük değeri nedir? 13. Sakın tam sayı demiyor. Normalde 13,9 yazmanız lazım hatta 13,999 yazmanız lazım. A ben ne diyorum buraya? Sınır noktasını yazıyorum. 14'ten küçük yazıyorum arkadaşlar. Bu 14'ten küçük demek ne demek? Hocam 13.999 en büyük değeri 14'ten küçük. E hocam şurada da bir üçgen uygularsam x toplamları ile farklar arasında 14 ile 7'yi topladığım zaman kaç yapar arkadaşlar? 21. Yani burası 21'den küçük yapacak. Çünkü 14'ten küçük bir sayıyla 7'yi topluyorum. 21 yapıyor. Toplam 21'den küçük olmak zorunda. Bir de farkları. Farkları önemli değil. X'in en büyük değeri isteniyor. 21'den küçük bir sayıdan daha küçük. 21'den küçük sayı 20.99999. E o zaman X de kaç olur? 10'dan küçük. Yani 20.9'dan küçük ne değeridir? 20 değeridir. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. A açısını 60 ile 90 derece arasında vermişler ve burayı 6 kök olarak vermişler. X'in alabileceği kaç değer vardır? Arkadaşlar ne yapalım burada? Öncelikle ben burada şunu yapacağım galiba. Bu üçgeni bir daha kullanacağım arkadaşlar. Bir kopyalayayım şimdi yapıştırırım. Arkadaşlar eğer 60 olsaydı A açısı. A açısı 60 olsaydı ne olurdu arkadaşım? Hocam burası 60 olsaydı ikiz kenar hatta bir eşkenar olurdu. O zaman 60 olduğunda x uzunluğu ne olurdu arkadaşlar? 60 derece olduğunda x uzunluğu bizim 6 köklü olurdu. Eşkenar üçgenden dolayı 6 köklü olurdu. Evet x'i yazalım arkadaşlar buraya. 6 köklü olurdu. Ama dikkat edin 60'tan büyük. 60'tan büyükse ne olacak o zaman? Sen 60 derece için için 6 köklü bulduysan 60'tan büyük değerler için 6 köklüden büyük olmak zorunda. Tamam bunu yazdık. E şimdi bir de şurada bir CTRL+V yapsam. Şurada da şeyi göstersem. 60 derece değil de bu sefer şey olsaydı arkadaşlar Bak burada ne demiş? 90'dan küçük demiş. 90 derece olsaydı burası 6 kök 6 kök kök katından dolayı burası ne olacaktı? 12 olacaktı. Evet böyleyken 60 iken 6 kök olacaktı ama 60'tan büyük olduğu için 6 kökünden büyük oldu. Buraya geldiğimde 90 iken 12 oldu. Ama 90'dan küçük olduğundan dolayı bu da 12'den küçük olmak zorunda. Yani x 12'den küçük olacak. x'in alabileceği kaç değer vardır diye soruluyor. Şimdi 6 kök 2'nin yaklaşık değerini alalım. Karesini aldığımız zaman 72. Vallahi 8 64 yapıyor, sağlamadı. 9 81 yapıyor, 72'den büyük yapıyor. O zaman hangi değerleri alıyor? 9'u, 10'u ve 11'i alıyor. Yani 3 tane değer almış oluyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. D orta nokta F de orta nokta verilmiş. AB uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. E eşitlikler gördük. Eşitlikler görünce aklınıza ne geliyor? Evet, aynen öyle. Orta taban. Hemen şunu çizdik. Ay e o zaman ne oldu arkadaşlar? Orta taban oldu. Şunun da şu birbirine paralel oldu ve burası K iken burası ne oldu? 2K oldu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde tam sayı falan diyor mu buradaki uzunluğa? Demiyor arkadaşlar. K'yı bir aralığı alalım bakalım. 9 5 ile yani 4 ile 14 arasında olacak. E o zaman AB'nin en büyük değeri bak 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 bak. K yerine 13 yazarsan olmaz. En büyük değeri kaç bulursun? 26 bulursun. Niye? K tam sayı diyor mu sana soruda? Demiyor. Çünkü zaten burada uzunluk yok bile. Tam sayı demediği sürece senden ne isteniliyorsa onu elde et. Ya da tam sayı demediği sürece senden en büyük değer mi isteniliyor? 14'ten büyük mü? K yerine bence 14 sınır noktasını yaz. E 14 yazdığında 2K ne olur o zaman? 28 yapar. E 28'den pardon burası 14'ten küçük olacak. O zaman 2K 28'den küçük olacak deyip cevabı 27 bulursun. Ya da sen K'yı ne buldun burada? K'yı 4 ile 14 arasında buldun. E K'yı 4 ile 14 arasında bulduysan senden 2K isteniyorsa 2 k elde et. Yani 8 küçüktür 2K. O da küçüktür 28. E buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 27 çıktı. Yani sorumuzun cevabı denizli oldu arkadaşlar. AB'nin yani x'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Hangi konuda olursanız olun kardeşim ikiz kenar var tabanda mevcutsa insan olan ne yapıyor? onu yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Hocam taban mevcut ya tabanına ait yüksekliği çizerim. Aferin sana çizdim burada. E burası 7 burası da 7. Hocam x isteniyor e x'e açalım. Bak x'e ait bir dik üçgen var burada. Buradaki dik üçgende dik üçgendeki bu kenar hipotenüs. Hipotenüs kenarı dik üçgende diğer dik kenarlardan kesinlikle ama kesinlikle nedir? büyüktür değil mi? Evet. Dolayısıyla x büyüktür. Şu dik kenardan yani 16'dan o zaman x'in en küçük tam sayı değeri ne yapıyor? 17 yapıyor. Cevabımız akçay oldu. 6 verilmiş 8 verilmiş ve bunlar dış açı ortaya olarak verilmiş. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam ne var bunda ya? Çok kolay işte. Buradaki üçgende kenarlar var. Üçgen uygulayacağımız aşikar. Hemen üçgen esiliğini uygulayalım. X kaçla kaç arasında? E, hocam X direkt bağın 2 ile 14 arasında. Peki bu kadar mı? Ya verilen bilgiler varsa arkadaşlar ve onu kullanmadıysan büyük ihtimalle sonucun yanlış. Ne verilmiş? Dış açı ortay dış açı ortay. Aa hocam dış açı ortay. İki dış açı ortay arasında kalan açı neydi? 90 eksi A açısı bölü 2 idi. O zaman burası kesintli ama kesintli nedir? Dar açıdır. O zaman dar açıyı da kullanacaksın. 90'mış gibi düşün. 6, 8, 10 olurdu. 90'dan küçükse ne olacak? 10'dan küçük olacak arkadaşlar. Evet. Bir değer bunu bulduk. Bir değer bunu bulduk ama x'in en küçük tam sayı değeri isteniyor. Demek daha bulmadık. O zaman sen 2 ile 10 arasında diyeceksin ama daha tam çıkmadı arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin. Açı ortaylık olduğunda hani özellikle açı ortaylık olduğunda derken böyle bir üçgenin iç açı ortayı ya da bir üçgenin dış açı ortayı olduğunda çünkü bazen geniş açıların yani 180 ile 360 derece arasındaki geniş açılardan da bahsedebiliyoruz. Ee, üçgenin dediğim zaman bir üçgenin iç açısı ya da bir üçgenin dış açısı kesinlikle 180'den küçük değil mi? İşte bu tür açılarda açılarımız dar açıdır. Niye? Hocam burası bir üçgenin dış açısı. E, burası 180'den küçük. E, burası 180'den küçükse Burası da kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? 90'dan küçük olmak zorunda 2'ye böldüğümüz zaman. Aynı şekilde bak açı ortay. Hocam burası da 180'den küçük. O zaman burası da dar. O zaman buradaki darlıkları da kullanacağım. Ben şu darlığı kullanırsam eğer bakın şu darlığı kullanırsam eğer hocam 6'nın karesi küçüktür. E, X'in karesi artı 8'in karesi. Diyeceğim. E zaten bu sağlanıyor arkadaşlar. 6'nın karesi 8'in karesinden küçük. Buradan bir x değeri bulamayız. O zaman ben bunu sildim. Hangi darlığa bakacağım? Şu darlığa baktığım zaman da 8'in karesi küçüktür. x'in karesi artı 6'nın karesi yazdığımda 64'ten 36 çıkınca kaç kalıyor? 28 kalıyor. 28 küçüktür. x kare geldi. Buradan 5 değeri sağlanıyor. 6 değeri sağlanmıyor. Yok 5 değeri 5 değeri sağlanmıyor değil mi? Çünkü 25 yapıyor. 28 küçüktür 25 yapmadı. 6 değeri sağlıyor. Yani 6 ve 6'dan büyük değerler olacak. X büyük eşittir 6 mı geldi buradan? Evet. E o zaman buradan da bir aralık buldum. X'in asıl aralığı ne oldu o zaman arkadaşlar? Şunu. Şunu ve şunu düşünecek olursam bütün hepsini bulabilirim. X en küçüğü ne olacak? Bir burada 2'den, 2'den büyük bir de burada alttan büyük var. 6 olacak ve 6 değişiklik de var. Ee, en büyük büyük değer ne olacak? Hocam bir burada 14'ten küçük bir de burada 10'dan küçük. Her ikisini de sağlayan 10 var. Demek ki 6 ile 10 arasında 6 da eşitlikte var. Cevabımız ne çıktı o zaman? En küçük tam sayı değeri isteniliyor bizden. Cevabımız 6 çıktı. E böylelikle bu sorumuzun cevabını da Edremit bulduk dostlar.